Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Highly Likely, Bahtsız Nikola'nın hikayesini dinleyeceğiz bugün. Oyunumuz Trilogy şeklinde çıkacak. Üç karakteri anlatacak bizi. Bunlardan ilki Bahtsız Niko. Kendisi Ukrayna'da yaşayan sıradan bir köylü. Bakalım başına neler gelecek. Bu arada oyunun geliştiricileri Ukrayna'dan ve ilk oyunları. Çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Ne 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 ne. Hadi bakalım. Ne yapıyor orada? Aha. Bıyıklara bak be. Our story begins on a... Ya tamam, ben böyle sıradan bir çiftlikte başlıyor hikayemiz. Yani sıradan bir aile, tamamen böyle sofistike olmayan, naif Nikola. Ya onun çok sık çalışan eşi, sonra köpeği ve kedisi. Yani bu sıradan bir yerde yaşıyorlardı. Hani onlarla ilgili böyle çok özel bir şeyler yoktu. Hani böyle ilkbaharda balık tutmaya gidiyorlardı ve bunu göstermekten çekinmezlerdi. Yazın bahçede bahçe işleri yaparlardı. Her zaman ya bereketli topraklarda her zaman bir şeyler verirdi topraklar. Daha sonra sonbaharda giderlerdi, bir şeyler toplarlardı. Hani bu çay, işte reçel, böyle kaynamış patatesler, kışında kayak yapmaya giderlerdi. Harika bir şekilde buz tutardı. Ama bir gün Nikola ve eşi televizyon izlerken böyle çok sıcak yerler gördüler. Yani deniz çok temizdi. Hani böyle sahilde çok temizdi, bembeyazdı. Daha sonra Nikola'nın hayali doğmaya başladı. Yani bu yerleri ziyaret etme hayalini kuruyordu. Hani bu yolda bir sürü şeyle, macerayla karşılaşmayı vesaire vesaire. O andan itibaren Nikola kendisini, yani gece gündüz bu hayalini gerçekleştirmek için nasıl para kazanırım diye hayal kurmaya başladı. Yani fikir yürütmeye. Sonunda çok pratik ama riskli bir şeye karar verdi. Tamamıyla bu plana dair olduğu güveniyle birlikte bankaya gitti. Kredi almaya gitti ve krediden sonra tohum alacaktı. Kredi onundu. Tabii ki onun karşılığında çiftliğini gösterdi bankaya. Bankadan çok hızlı bir şekilde çıktı. Cebinde tabii böyle şeyleriyle birlikte, faturalarıyla birlikte. Hemen pazara gitti. Markete gitti ve orada tohum ekeceği ürünlerin tohumlarını almaya başladı. En pahalısından en kalitelisine kadar her şeyi aldı. En azından satıcılar öyle söylüyordu. Daha sonra eve döndükten sonra eşi ve kendisi toprağa eşmeye başladılar ve tohumları ekmeye başladılar. At da gülüyor. Hemencik böyle göz kamaştırıcı bir şekilde, güçlü bir şekilde büyümeye başladı. Yani Nikola ve karısı bu kadar mutlu olamazlardı. Yani o gideceği yerdeki o esintiyi, tatlı esintiyi şimdiden hissediyorlardı. Eyvah. Ancak o gün hayalleri mahvoldu. Toprak ana planlarını yapmıştı. Yani yaz vakti bu şekilde havanın böyle olması, tüm mahsullerin yok olması, yani bütün hayalleri yıkanıp gitti. Ve böyle bir şeyi ifade, böylesine bir acıyı ifade etmek hiçbir şekilde ifade edilemezdi. Yani neden kader onlara böyle bir şey oyun oynamıştı? Nikola tamamen çaresizdi. Ne yapacağını bilmiyordu. Paranın geri ödenmesi gerekiyordu. Banka bunda ısrar ediyordu. Bu gidişte çiftliğini tamamen
kaybedecekti. Çok güzel başladı. Evet. Bakalım, şans eseri diye bir bölümmüş ilk bölüm. Yani korku ve çaresizlik Nikola'yı ele geçirmişti. Kontrol bizde galiba. Köpeğe kemiği verelim mi? En azından köpek karnını doyursun. Karnını doyursun derken oynasın. Kemik. Koysana yavrum. Bug var herhalde oyunda. Yani bankadan bir arama gelmişti. Yani bu borcunu hatırlatmak için aramışlardı. Yani bu ödeme gününün geldiğinden bahsediyorlardı telefonda. Ve bir an önce aramadan sonra Nikola tamamen kendisini kaybetmiş. Yani tüm düşüncelerini toplamak istiyordu. Yani bir şekilde para kazanıp borcunu geri ödemesi gerekiyordu. Ancak böyle bir durumda ne yapabilirdi ki? Ben en iyisi ormana bir gideyim de düşüncelerimi toplayayım dedi. Ya kimse beni orada rahatsız etmez ormanda. Belki düşüncelerimi toplarsam, yani böyle mantıklı bir şeyler düşünebilirim. Eğer ormana gidersem, kimse beni rahatsız etmezse. Yalnız çok güzel yapmışlar ya. Köpeğe hala kemiğini veremedim. O kadar dalgın olmuş ki. Onu bile onu köpeğe baksana bakışları. Kediye maşallah. Kediye de ne yediriyorsanız artık. Evle bütünleşmiş artık. Çok güzel olmuş oyun ya. Çizimleri çok beğendim. Nikola ormanın içinde dolaşıyor. Çok uzun zaman dolaştı. Yani aklına bir şeyler gelmesini bekliyorum. Ancak hiçbir şey aklına gelmedi. Yani şuna bakar mısın, şu zavallı adama. It's time to return. Ya dönme zamanı gelmişti Nikola. Ama yani bu doğadan cevabını almalıydım, yoksa geri dönmem. Geri dönmek istemiyorum. Çünkü henüz bir şeyler bulamadım. Bakalım bizim Nikon'un aklına ne gelecek. Kemik hala elinde mi? Kredi işleri böyle. Ama riske girmeden de hiçbir şey yapamıyorsun. Yani hayalini gerçekleştirecekti ama yapamadı işte. Bu fırtına, yağmur vesaire bunlar ortaya çıkmasaydı hayalini gerçekleştirecekti. Aha. Bu ne be? Şu an bu çalılıklara yaklaşınca ilginç bir şeyler keşfetti. Yani çalılıkları ayırmaya karar verdi. Ne bu? Bu petrol şeyi, borusu. Tamamen terk edilmiş.
Gazetelerde bahsediliyordu. Ben bu borunun boş olduğunu düşünüyordum. İşte o anda Nikola aklına çok büyük bir plan geldi. İkinci defa düşünmeden, o değerli vaktini harcamadan çiftliğine geri dönüp eşyalarını, gerekli olan aletleri toplamaya karar verdi. Vay be. Adam petrol yatağı buldu. Yani biraz ufak tefek bug'lar var oyunda. He got a bucket. Sepetini aldı. Burada bir şeyler var mı acaba? Şu anda geri dönmeye çalışıyorum ama oyun bug'a girdi. He took his hand drill. Bu bir şeyleri delmek için kullanılan bir alet var ya, onu aldı. And here is the drill bit. He also needed a hose. Yani bunu aletin ucuna bağlayacak, şeyi delecek. Boruyu delecek. Bak gene ben bir şey yapmıyorum bak. Neyse. Found the hose. Well, it seems like I got everything I need. Tamam, her şeyi bulduk. Muttered to himself. Now I can go back to the forest. Ormana geri döneceğim. Boruya şöyle bir bakacağız. İçi boş mu, dolu mu? Şöyle bir kontrol edeceğiz. Oh, and let me grab a corn cob. Buradan da bir tane mısır alacağız. Yürüyürken bir şeyler çiğnemek istiyorum diyor. Yürürken, yani ormana doğru yürüyordu ve o mısırı çiğniyordu. Belki de bu bir kaderdi. Yani kader ona belki de bu kadar kötü davranmamıştı. Belki de borunun içinde bir şeyler vardı. Ve onun çıkardığı petrolü satıp para kazanacaktı. Mikola took his drill. Hemen delici aletini aldı. Bir delik açmaya başladı. With trepidation and excitement. Bu hortum yardımıyla içine çekmeye başladı. Hava akışını sağlamak için. Ve siyah altının kovaya dolduğunu gördü. Terk edilmiş olsa bile içinde biraz şey varmış, petrol. Mikola filled the bucket, plugged the hole in the pipe with the corn cob, and oraya mısırını işaret olarak yerleştirdi. Çiftliğine doğru gitmeye başladı. De. Oyun gerçekten bug'lı, onu söyleyeyim size.
Tahtalarla şurayı kapatalım. Çalı da koyalım biraz. Kimsecikler görmesin. Bu kadar yeterli galiba. Yok. Hepsini alacağız galiba. Böyle daha çok dikkat çekecek bu. Şu çalıyı da attık mı tamamdır. Nasıl götürüyor var ya. Ulan var ya. Was walking back to the homestead, barely dragging the heavy bucket and. Yani bu ağır sepeti taşırken düşünüyordu ki çiftliğe giderken ne yapacağım yani ben bu. Natural ingenuity and acumen returned to him. He decided to try to refine the oil into gasoline using his moonshine still. After all, it's much easier to sell gasoline. Rafine ederek şey yapmayı düşünüyor. Bunun üzerine işlemler yapıp böyle şey yapacak. Yani böyle sade bir şekilde şey yapamaz çünkü. Mikola returned to the homestead and without wasting time went straight behind the barn to the clearing where he had the moonshine still hidden, which he secretly used to make excellent moonshine. Moonshine yapmak için götürüyoruz da bir saniye, orada bir malzeme vardı zaten bizim ya. Wow, that was quite a walk, Mikola muttered, with tiredness in his voice. Mikola poured the contents of the bucket into the can and went to make fire in the furnace. Şimdi bunu yakmamız gerekiyor. Yanımızda şey var mı bizim? Kibrit var mı? Mama, there is no axe. Oh, what a rattle brain. I was in the barn a moment ago and didn't grab the axe. Well, you can't chop wood without an axe. He'll have to go back to the barn. By the way, there are no matches either. So he'd better not forget to take them too. Şey, çiftlikte balta görmüştüm diyor. Salak gibi almadığımız için geri gitmek zorundayız şu anda. Balta burada da kesin başımıza bir şey gelecek. Mikola said. Hadi bakalım. Mikola chopped some wood and lit the fire in the furnace. Hadi bakalım. Yakmamız yeterli mi? Ah.
feeding the wood to the fire, Nicola was thinking of a good way to sell the gas. He couldn't take it to the fair. It could cause some unwanted questions. Fazla şey yapma diyor. He remembered that when Zhegosh, his brother-in-law, came to visit, he said that he had purchased a car. And a car needs gasoline to run. Evet dostlarım, oyunumuz böyle. Bence gayet güzel bir oyun olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben birazdan kendimi havaya uçuracağım. In the meantime, the oil. Başarısız oldum. Evet, kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Demek ki bizden moonshine yapamayacakmışız abi. Böyle yeteneksiz biriymişim ben.